Değerli izleyiciler, iki haftadır Türkiye'deki tarımı, tarım politikalarını, tarımdaki örgütlenmeyi, devletin tarıma nasıl yaklaştığını bunları sizlere anlattık, analiz ettik. Sizler için yapmış olduğumuz bu araştırmaların sonuçlarını size sunduk. Ve kalkınmadan bahsettik. Kalkınmanın temelinin aslında tarımdan geçtiğini. Çünkü tarım kesiminin bütün ülkelerde aslında gelir düzeyi olarak orta ve ortanın altındaki kesim olduğundan bahsettik. Eğer bir ülkenin hasılası yani elde ettiği değerler yani bir ülkenin kazandığı paralar o ülkenin tabanından başlayarak dağıtılmıyorsa yani tepedeki bir takım kişilere veya kesimlere yüzde biri geçmeyen bir kesim aşırı derecede zenginleşiyorsa ve tabandakiler de fakirlik içinde yüzüyorsa o ülkede ne kalkınma olur ne de huzur olur. Yani bir ülkenin kalkınmasını biz hep rakamlarla ifade ediyoruz. İşte şu kadar gelir elde ettik, şu kadar gayri safi milli hasıla var, şu kadar ihracat yaptık. Kişi başına gelir şu kadar dolar oldu diye böyle ifade ediyoruz. Tabii ki aritmetik yani matematik iyidir. Matematik insan hayatını ölçen bilim dalıdır. Biz de doğal olarak bu ölçütlere başvuruyoruz. Ama atladığımız noktalar var. Şunu atlıyoruz. Bir ülkenin kalkınmasını eğer rakamsal olarak değerlendirecek olursak, üst gelir grubu sizi yukarıya çekebilir. Yani halkın adeta kanını emen, kapitalist sistem dediğimiz, emperyalist sistem dediğimiz, bir türlü doymak bilmeyen bir kesim, kazancın üstüne kazanç kata 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 kata, Aşağıdakileri adeta sürünür hale getirebilir. Ama ülke kalkınıyor gözükür. Ülkenin gelirleri artıyor. Kişi başına ortalama, kişi başına ortalama da kardeşim hangi kişi? Yukarıda elit bir kesim, yüzde biri geçmeyen, yüzde yarımı geçmeyen bir kesim o ülkenin bütün parsasını, bütün hasılasının büyük bir kısmını alıp da ülkenin ortalamasını yükseltiyorsa bunun adı ortalama değil. Dolayısıyla şunun altını hep çizdik. Devlet ne yapacak? Devlet yani sosyalist olsun demiyoruz, komünist olsun demiyoruz. Emperyalist olsun, faşist olsun filan. Bunlar hep ideolojiler. İnsanlar bu ideolojinin peşine düşmek suretiyle hep yanıldılar. Büyük Önder Atatürk'ün söylediği gibi bir ülkenin yönetiminde ideolojinin peşine düşmeyin. Aklınızı kullanın, bilimi kullanın ve kendinize bir hedef koyun. Ülkenizi kalkındırın. Kalkındırırken gelir dağılımını doğru düzenleyin. Geliri eğer siz tarım kesiminden başlayarak o kesimin gelirlerini yükseltirseniz doğal olarak sosyal kalkınma arkasından gelir. Çok büyük zorluklar ve güçlükler içinde yaşayan insanların sosyal seviyesi de ister istemez düşer. Bakın bugünlerde bütün Türkiye'nin gündeminde evladımız hepimizin yüreklerini burkan Nari'nin feci sonunu izledik. Bu ilk defa olan bir şey değil. Belki Türkiye'nin gündemine bu şekilde bomba gibi düşmesi bizi biraz uyandırdı, üzdü, içimiz burkuldu, kötü hissetti kendimizi ama bunlar bu ülkede hep yaşandı geldi ve şu anda da yaşanıyor. Benim rahmetli babam vali idi. Doğuda bazı illerde valilik yaptı. isimlerini vermeyeyim çok çünkü o illeri rencide etmek istemiyorum. Ben daha ilkokula başladığım sene aynen narin olayı gibi bir olay meydana gelmişti. Babamın valilik yaptığı ilde annem böyle ben daha 6-7 yaşındayım. Ablalarım var. Böyle üzerimize titriyordu başımıza bir şey gelmesin diye. Çünkü tabandan kalkınamamış bir ülke. Tabanda insanların süründüren bir ülke tabandaki insanları yerelde, köylerde, kasabalarda dahi bir eşraf dediğimiz, ağa dediğimiz insanların eline bırakan bir ülkede sosyal kalkınma olmuyor. İnsanın değeri bir türlü hak ettiği yeri bulamıyor. Bunlar hep yaşandı. Yani çocukları insan yerine koymayan bir sosyal anlayış gelişiyor. Bu hep vardı. Bu 50 senedir benim bildim bileli vardı. Küçük kız çocuklarımızın başına olumsuz bir hadise geldiği zaman, örneğin tecavüze uğradığı zaman o çocuğu aile hep katletti. Belki şu anda da katlediyor. Bunların arkasından hayıflanmak, böyle ağıtlar tutmak, dizlerimizi dövmekle bir yere varamayız. Hepsi bu benim anlatmaya çalıştıklarımdan geçiyor. Gelir dağılımını düzgün yapın. Gelir dağılımını düzgün yapalım lafı sanki bütün para devletin elinde de böyle dağıtıyormuş gibi düşünmeyin. Öyle bir şey yok. Sistem, sistem otomatik olarak kurduğunuz sistem, kurduğunuz devlet anlayışı otomatik olarak geliri dağılmasına neden oluyor. Bir de üstüne çürümüş bir siyaset anlayışı koyarsanız, kendi yandaşlarınızı gözeten bir devlet anlayışı koyarsanız hepten hapı yutuyorsunuz. Yani o toplumun artık sosyal anlamda, kültürel anlamda gelişemeyişi, kötü alışkanlıkların içine itilmesi bir çeşit kaçınılmaz hale geliyor. Bunu görelim. Yani her şey para değil ama parayı doğru dağıtamazsanız o toplumda huzur yok. Benim evimde hala sakladığım, belediye başkanlığı döneminde duvarımı astığım bir söylemim vardı. Kısa bir metin. Diyor ki benim huzurum ve mutluluğum toplumdaki en düşük seviyede olan insanın huzur ve mutluluğu kadardır. Bu ne demek? Ben çok zengin olabilirim. Benim her türlü imkanım olabilir. O toplumdan koparım, istediğim gibi yaşarım. Ama senin huzurun ve mutluluğun bir yerde gelir, o toplumdan sana yansır, sen huzurunu bozar arkadaş. Dolayısıyla öyle bakın topluma. Ey zenginler, ey devleti yönetenler, ey Türkiye'de üretim yapanlar. Üretim yapıp da hak ettiğini alamayan fakirlik içinde yüzen vatandaşlarım. Böyle bakın. Yani şunu bilin ki bir toplumdaki dağılım dengeli değilse, bakın eşit demiyorum. Çünkü yaradan yüce Rabbim insanları eşit yaratmamış çeşitlilik içinde yaratmış. Her şeyi çeşitlilik içinde yaratmış. Evrende olan her şeyde inanılmaz bir çeşitlilik var. Bu çeşitliliği inkar edip herkes eşittir derseniz işte onun adı komünizm oluyor. Tutmuyor arkadaş. Herkesi eşit kılamazsınız ama herkese hak ettiğini vereceksiniz. O insanların kültürlerinde, ekonomilerinde, mutluluklarındaki farklılıklar belli bir sınırın içinde kalacak. O alıp başını giderse, birileri çok zengin, birileri çok fakir olursa işte orada maraz çıkıyor. O toplum huzur bulamıyor, kalkınamıyor. Geçen gün televizyonda bir şey izliyorum. Böyle programlar var. Ee, süper zenginler diye bir program. Bilmiyorum rastladınız mı? TLC'de sanıyorum. Bir yat yaptırmış. Yat acayip bir şey kardeşim ya. Bilmem kaç kişi çalışıyor. Yatın içindeki yatak odasını gösteriyor. Hayal dünyası gibi falan bir şey. Biz de evde kendi aramızda konuşurken oğlum Barış Bey dedi ki ya ben böyle bir şey istemem dedi. Yani yüreğinde hissetmiş. Yani öyle bir şeyin içinde yaşıyor olmak Afrika'da açlıktan ölen çocuklara göz ardı etmek demektir. Bir gün o açlıktan ölen çocuk gelir senin kafana bir şey vurur. Yazıktır, günahtır yapmayın. Bu kadar lüks, bu kadar safahat bir insana fazla. Kendinizi ona alıştırırsanız yarın kaybettiğiniz zaman da yaşayamazsınız. İşte bütün bu gerçeklerden hareketle bizler e, bazı projeleri hazırlıyoruz, bazı önerileri getiriyoruz. Ekranı alabilir miyiz? E, bakalım ekran yansıtmamız... Ekran yansıtmamız. Evet yansıdı. Ekran yansıtma yaptık. Evet. Şimdi bu anlayış içinde bir tarım parkları projesi, bir tarım devrimi, bir tarım reformu hazırladık. Türkiye'de tarımda yapılan hataları e, iki haftadır anlatıyoruz. Devlet nasıl yaklaşmış? Ha hiçbir şey yapmamış demiyoruz. Pek çok şey yapmış. Saydık işte geçen hafta. 55 tane kanun var. Yüzlerce yönetmelik var. Taşra teşkilatı var, tarım il müdürlükleri var, kurumlar var, var var. Yani o kadar çok şey var ki tarım bilgi sistemi diye bilgi sistemleri kurulmuş, teşvik modelleri geliştirilmiş, tarımsal örgütlenmeler yapılmış. İşte aydında tarış var, öbür tarafta fisko birlik var. Yani tarım üreticiler için örgütlenmeyi de yapmış. Fakat bir yerde hata yapıyoruz kardeşim. Tarım kesimi çöktü. Bütün bunlara rağmen çöktüysek bir yerde bir hata yapıyoruz. İşte o hatayı nerede yaptığımızı, nasıl yapmamız gerektiğine dair uzun süren çalışmalar sonucunda katılımcı bu işi iyi bilen insanlarla birlikte yaptığımız çalışmalar sonucunda ortaya bir proje çıktı. Bir reform çıktı. Bu projenin temel ilkesi şu. Enerji sektörüyle Tarım sektörünü birleştireceksin çünkü tarımın temel girdilerinden bir tanesi enerji. Mazot, bugün mazot, yarın elektrik. Su. Su enerji olmadan tarım toprağına akmıyor. Yani istisnalar hariç. Dolayısıyla enerji ile tarımı buluş Kırsal alandaki köylerimizin yerleşme biçimini düzenleyebilmişiz. Büyükşehir Kanunu çıkardılar. Aşağı yukarı 12 sene oldu arkadaş. 12 senedir büyükşehir kanunu var. Büyükşehir kanununda diyor ki köylere imar planı yapılır. Ya 30 tane büyükşehir var, bir tane köye daha imar planı yapmadılar ya. Saldım çayır'a. Bizim kırsal yerleşmelerimizi bir rant alanı olarak görme alışkanlığımız gelişti. Şehirlere yakın köylerimize gidelim, ruhsatsız yapı yapalım. Oradan beş dönüm tarla alalım, içine villa kuralım. Ya buna niye müsaade ediyorsunuz? Ey devletim, ey devletimi yönetenler, gözünüz görmüyor mu? Tarım arazileri korunsun diye lafta herkes ayaklara kalkıyor. Kimse de çıkıp, ya bu nasıl bir imar kanunu, nasıl bir yerleşme kanunu? Kırsal alanda ruhsat istemiyorum. Yahu şehirde ruhsat almak için insanların canı çıkıyor yahu. Bir sürü formaliteler, bir sürü harçlar, altyapı katılma payı, yol katılma payı, mühendise vereceksin, mimara vereceksin. Yani bütün bu masraflar yok. Git köyde bir ustayla anlaş kendine ev yap. Oh ne güzel herkes yapar. Burada bir rant var. Dolayısıyla <laughs> kırsal alandaki yerleşme biçimini bizim mutlaka köklü biçimde düzenlememiz lazım. Yüzlerce düzenleme yapılmış. Yani oturup analiz etsem emin olun ne kadar saçma, ne kadar akılsızca yapıldığını çok açık biçimde göreceksiniz ama konu kırsal yerleşme değil. Biz tarım sektörünü regüle ederken kırsal yerleşmeleri de mutlaka gözden geçirmemiz gerekiyor. Büyük bir değişiklik yapmamız gerekiyor. Burada bakın açıklamışız. Ulusal kalkınmanın temelini oluşturan enerji ve ulaşım sektörünü yanı sıra tarım ve toprak kullanımını tarım ve toprak kullanımını enerji ve ulaşımla birlikte planlayacaksınız. Araziye ineceksiniz. Arazide herkesi kendi başına bırakarak sulamasıydı, erişimiydi, ulaşımıydı, nakliyesiydi, enerjisiydi. Köylüyü toprağıyla bırakıyorsun, üreticiyi Ondan sonra da ben onu destekleyeceğim. Ne o kooperatif kurdum, malını alacağım da satacağım da bilmem ne yapacağım da toprak mahsulleri ofisi şöyle olacak, fisko birlik efendim taban fiyat verecek. Geçin bunları. Bunlar hiçbiri tutmadı. Bütün bunları 70 senedir deniyoruz. Hiçbiri tutmadı, çöktük. Ülke olarak da çöktük, sosyolojik olarak da çöktük. Kırsal alandaki insanları yalnız bıraktık. Kırsal alandaki insanları kırsal alanda kendini ağa zanneden, toprağı toplayıp sana bana işlettiren, oradaki devleti ele geçiren, siyasetçilerle temas kuran insanların eline bıraktık. Ondan sonra da o insanların çocuklarını katletmesi gibi bir sonuçla karşılaştık. Dolayısıyla tarım parkları modeli bilfiil köylerin yerleşmesine, enerjisine, yollarına, ve tarlalarının regüle edilmesine, düzenlenmesine el atan bir modeldir. Bu bir yasal düzenlemeye dönüştürüldü bakın. Ulusal düzeyde kentlerin dışında kalan alanların tamamı tarım parkı olacak. Kentin dışında kalan alanların tamamı tarım parkı olacak. Bu ne demektir? Bu ülkenin bir idari bölünmesi var biliyorsunuz. 81 tane vilayet. Sınırları belli mi? Türkiye'nin her yeri vilayet değil mi? 925 tane ilçe var. Türkiye'nin her yerinde yaşayan insanın vilayeti belli, ilçesi belli. Doğru mu? Yerleşmenin adı belli. Belediyeler var, kırsal yerleşmeler var. Örneğin Gözpınar Köyü'nün sınırları belli. Türkiye'nin her yerinde bu net olarak sınırlarıyla tespit edilmiş. Türkiye'nin her noktasını her noktasını Tarım Parkı adı altında numara vermek suretiyle, isim vermek suretiyle ...bir tür idari coğrafi birim haline getiriyor bu tasarı. Ülkenin her karış toprağına sahip çıkmak adına yapıyoruz bunu. Yani şurada şunu yapalım da... ...ovada toplulaştırma yapalım. Şurayı alalım, işte efendime söyleyeyim... ...tarlaları düzgün hale getirip tekrar dağıtalım. Aradan yollarını açalım filan değil. Türkiye'nin her karış toprağına sahip çıkmak için... ...Türkiye'nin her yerine bir yeni tarımsal bölünme tarımsal sınır tespit ediyoruz. Bunun adına tarım parkları diyoruz. Türkiye'deki bütün toprak tarım parkı oluyor. Bunun içinde ormanlar var, orman parkı oluyor. Doğal koruma alanları var, doğa parkı oluyor. Ama işlenebilecek bütün arazi tarım parkı. Tartışmasız. Dolayısıyla bu ülkenin her karış toprağına sahip çıkma modelidir demişiz. Tarımda bir devrimdir demişiz. Şimdi bu anlayışla lütfen dinleyiniz. Projenin amacı bir mekansal plan yapıyoruz. Yani araziyi planlıyoruz. Bir projeler zinciri uyguluyoruz. Sonuçta bir ekonomik kalkınma geliyor o bölgeye tarımsal anlamda. Bu gelirlerin toplum genelinde dengeli dağıtımını sağlıyor. Para tabandan üretici eline geçerse, üreticinin geliri ciddi şekilde artarsa o gelir köyde kalmayacak dönecek. Esnafın cebinden dolaşacak. Tüccarın, sanayicinin bu şekilde yukarıya çıkacak. Memurun maaşı olacak, fabrikadaki işçinin maaşına dönüşecek. <laughs> Dolayısıyla bu kalkınma modeli bir nevi alan kullanımı, toprağa kullanıma müdahale eden bir sistem. Ha mülkiyete dokunmuyor. Yıllarca biz hep miras hukuku üzerinden yok arazi parçalanmasın, bölünmesin. Ya kardeşim, miras diye bir şey var buna dokunamazsın. Mülkiyet hakkı en temel haktır. En anayasal haktır. İnsanlığın hiçbir şekilde inkar edemeyeceği bir haktır. Mülkiyet hakkına ortadan kaldıran sistemler yaşamamıştır. Komünist sistem gibi. İşte devlet alsın. Devlet toplu halde işletsin. En verimli işletme odur. Değil işte çıktı ortaya. 70-80 senede devlet aldı Sovyetler Birliği'nde işletmeye kalktı. Çünkü işletmenin verimi, işletmenin verimi, o toprağı kullanımının verimi sadece araziyi böyle büyütmek, toplu halde işletmekten geçmiyor. Onu işletecek olan kişinin motivasyonundan geçiyor, arzusundan geçiyor, yarışmasından geçiyor. Bakın, Türkiye dünyadaki ideolojik sistemleri eleştirdik ya. Bir tanesi diyor ki, insanları huzura, refaha ulaştırmak için Devlet her şeye el koysun, en verimli şekilde işletsin, elde ettiği verimi de insanlara eşit biçimde paylaştırsın. Olmadı. Yaradılışı aykırı. Çünkü insan yarışma motivasyonunu orada kaybetti. Devletin adına maaşla tarım yaptı. Ben bunları hep gördüm Romanya'da. Hiçbir işe yaramadı. Ama öbür tarafta da yarışma ve insan ruhundaki o rekabet ruhunu aşırı derecede kullanan bir sistem kapitalist sistemde de para parayı çekti. Kazancı elde eden daha fazla kazanç elde etti. Aşağıdakini ezdi. Toplumun huzurunu kaçırdı. Dünyanın huzurunu kaçırdı. Ha bu ikisinin arası yok mu? Var. İşte biz o modeli yakalamaya çalışıyoruz. Yani devlet düzenleyici olacak. Mülkiyete el atmayacak. Mülkiyetle oynamayacak. Fakat devlet öyle bir destekleyecek ki insanlar yarışırken hep devletin desteğin sırtında hissedecek. Kendi başına yapamayacağı her şeyi devlet insanları bir araya getirerek yapılmasını sağlayacak. Kooperatifleştirecek. Bunun bir sürü örnekleri var işte hep anlattık, durduk. Ee, işte Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Kaliforniya modelinden bahsettik, İsrail'den bahsettik ama en önemli modeli Hollanda. Yani e, bu felsefeyi çok iyi anlamamız lazım. Bunu anlayamadığımız sürece tarımda bir çözüm elde edemeyiz. Tarımda çözümü elde edemediğimiz sürece de toplumun refahını, huzurunu, kalkınmışlığını sağlayamayız. Çok zengin bir ülke haline gelebiliriz ama aşağıda sürünen, aşağıda zorluk içinde yaşayan, açlık sınırında olan insanlar olduğu sürece huzurlu bir devlet, kalkınmış bir devlet, sosyal anlamda gelişmiş, kültürü gelişmiş, medeni bir devlet, medeni bir toplum olamayız. Ondan sonra da evlatlarını kurban eden, korkunç cinayetler işleyen bir topluma doğru evriliriz. Dolayısıyla tarım parkları ve tarım birlikleri modelini şimdi anlatmaya geçelim. Bunun nihai hedefinin tarımsal geliri tabanda, üreticinin gelirini 10 katı artırmak gibi bir hesaplanmış sonucu var. Dolayısıyla bunun temel felsefesi şu. Bütün illerin köy yolları var değil mi? Bir karayolları var, devlet yolları var, köy yolları var. Türkiye'nin bir ulaşım ağı var, yol ağı, yol. Bu yolların hepsini bakın burada Aydın vilayetindeki bütün yollar burada gösteriliyor. Bütün yollar. Köy yolları dahil. Şurada gördüğünüz Efeler ilçemiz. Şurada Nazilli var bakın. Bütün köy yollarını çizdik köy yollarını çizdik. Bütün şehir yollarını çizdik. Devlet yollarını, karayollarını hepsini çizdik. Ve diyoruz ki bu köy yolu, devlet yolu ve karayolu ağının iki cephesinde insanlar yerleşecek. İki cephesinde. Yolun cephesinde. En güzel yer yolun cephesinde. Yola cephelisin. Bu iki cephesini 100 metreye kadar derinlikte bir yol bandı tarif ediyorsun. Kırsal yerleşme sadece orada oluyor. Bakın tekrar ediyorum. Yol ağı var. Nerede yol varsa iki tarafını ortadaki e, köy yolu mesela 5-10 metre biraz genişletiyorsun, 20 metre yapıyorsun. Ondan sonra yerleşmesine izin veriyorsun iki tarafına. Kırsal yerleşme bu. Köyler böyle yağ lekesi gibi büyümeyecek. En son işte 300 metreye kadar bina yapın ruhsatsız dediler. Ya ne yapıyorsunuz ya? Köyleri de şehirlere benzeteceksiniz. Köylerdeki bir sosyolojik çelişkiyi bir üreticiyle kentten oraya göç eden insanları bir bakıma birbirine düşüreceksiniz. Bunların sosyolojik sonuçlarını hiç değerlendirmeden alınan kararlar var. Köy yerleşmeleriyle ilgili 100 yıldır baştan sona kadar hep hatalı davrandık. Çözümü de bu. Köy yollarının üzerinde köy yolunu genişletiyorsunuz, 20 metreden aşağı olmayacak daha fazla olabilir. İki tarafına 50 ila 100 metre yapılaşma izni vereceksiniz. <laughs> Bu kadar basit. Ha. Bunun dışında bunun dışında kalan arazilerde bir tane dam bile yapmak yasak. Çadır bile kurdurmayacaksın kardeşim. Konteyner bile koydurtmayacaksın. Çünkü oralar tarım arazisi. Tarım arazisi böyle korunur. Yok efendim 5 dönüme bir tane ev şu kadar parsel yapabilirsin. Şöyle olursa, böyle olur, böyle olursa, öyle olur. Geçin bunları ya. Tarım alanını tam olarak koruyacaksın. Mutlak koruyacaksın. Sıfır yapılaşma. Dolayısıyla bu yol ağının çevrelediği bölgelere biz tarım parkı diyoruz. Bakın burada Efeler ilçesinde tarım parklarının sayısı belli. 334 tane Aydın vilayetinde tarım parkı çıkıyor. Yolların kenarlarına yapılaşma izni veriyorsun. Geriye kalan alanda hiçbir yapı yapılmasına izin vermiyorsun. O yolların çevrediği blok alanlara da tarım parkı diyorsun. Oradaki mülkiyet sahiplerine, mülkiyetlerine dokunmuyorsun ama ne yapıyorsun? Gelelim onu inceleyelim. Tarım parklarını numaraladık. Şimdi her tarım parkı içinde onlarca, yüzlerce tarla mülkiyet var. Her tarım parkının içindeki tarla sahipleri, bahçe sahipleri, yani mülkiyet sahipleri bir araya geliyor, bir kooperatif kurdurtuyorsunuz. Örneğin, burada bakın, Buhar kentte 7 tane, Yeni Pazar'da 8 tane tarım parkı varmış. Kuşadası'nda 9 tane tarım parkı varmış. En zor e, atipik olan yerlerden bir tanesi Kuşadası, Didim. 7 tane tarım parkı var Didim'de. Bu tarım parklarındaki e, arazi sahipleri 7 tane kooperatif kurdu. O 7 kooperatif bir araya geliyor. Didim tarım parkları kooperatif birliğini kuruyor. 17 tane ilçemiz var. Her ilçede kurulan tarım parkları bir araya geliyor. Kendi ilçe birliğini kuruyor. Efeler ilçesinde 22 tane tarım parkı var. 22 tane kooperatif var. 22 kooperatif Efeler ilçe Tarım Parkları Birliği'ni kuruyor. 334 tane toplam tarım parkı, 17 tane birlik. O 17 birlik bir araya geliyor, vilayet, il, tarım parkları üst birliğini kuruyor. Böyle bir hiyerarşik örgütlenmesi var. Yani insanları örgütledik, tarla daha yerinde duruyor. Sınırlar tarımlan, tanımlandı. Yapılaşmanın nerede yapılıp nerede yapılmayacağını da belirledik tarım alanlarında sıfır yapılaşma ama yapılaşma istiyorsanız yol kenarında sana yer veriyorum istediğin gibi yapılaş. Köyden başla şehire doğru git, şehirden başla köye doğru git, ikisinin arasında bir yerde buluş. Yol kenarında yapılaşma, bunun dışında yapılaşma yok. Şimdi bir tane örnek vermek için Didim'i seçmişim. Didim'de 6 tane tarım parkı tespit etmişiz. Ee, bunların tarım parklarını masaya yatırıp inceliyorsun. Diyorsun ki dedim bir numaralı tarım parkı kooperatifi ne yapsın? Bakıyoruz ova kısmında. Bir numaralı kooperatif ovada görüyorsunuz. Ne var orada? Şu anda pamuk ekiliyor. Bir numaralı kooperatifin deseni belli oldu. Ürün planlaması belli oldu. Bir numaralı dedim tarım parkı kooperatifi pamuk işleyecek. İki numaralı olan biraz daha yamaçta ona seracılık görevi veriliyor mesela. Üç numaralı kooperatif yine seracılık yapıyor. Dört ve beş numaralı kooperatifler üzüm bağı yapıyor. Altı numaralı kooperatif de zeytincilik yapıyor. Yani bunları il genelinde planlıyorsunuz. Hatta ulusal düzeyde ihtiyaca göre tarım parklarında ne tür ürün yetiştirilecek? Nazilin tepesinde de bir tarım parkımız var. Birazdan onu da örnek göstereceğim. Orada da diyeceğiz ki kestane. Öbür tarafta incir. Burada kısmen e, incir ve zeytin. Ovada efendime söyleyeyim pamuk, buğday, mısır gibi yani tarım desenli de tarım parklarında nelerin yetiştirilebileceğini, o toprağın vasfının, iklimin vasfının neye uygun olduğunu da ortaya çıkıyor. 334 tanesini alt alta yazdığınız zaman toplam kaç tarım parkında ne üretilebileceğini de planlama açısından gayet net görebiliyorsunuz. Şimdi demişiz ki tarım parkı içinde toprak sahipleri tarafından işletilecek şekilde bir tarım parkı kooperatifi kurulacak söyledik. Tarım parkı kooperatifleri ilçe bazında birlikler ve il bazında üst birlik kuracak. Bunu da söyledik. Tarım birlikleri yani ilçe bazında kurulan birlikler belediyeler tarafından desteklenecek ve belediyenin kamusal kefaleti ile oluşacak. İçinde yönetimin belediye temsilcileriyle birlikte muhtarlar olacak. Çiftçinin içinden de, mülkiyet sahipleri içinden de yöneticiler atanacak. Yönetim kurulları ve başkanı rotasyon usulüyle üyeler arasından sırayla yapılacak. Bakın bu çok önemli. Çünkü bizde sivil toplum örgütlenmesi, tarımsal kooperatiflerin başına geçenler oradaki efendim büro imkanları, sekreterleri, arabaları, telefonları, her şeyleri lüksleri yerinde. Bir türlü bırakmak istemiyorlar. Bir de maaş alıyorlar ya. Bir de bahane buluyorlar. Boyuna seyahate gidiyorlar. Dolayısıyla buralar arpalık haline dönüşüyor. Bizim meslek odalarımız, tarımsal kooperatiflerimiz maalesef bu açmazın içinde koltuğu yakalayan bırakmıyor. Çünkü o koltuk ona müthiş bir imtiyaz sağlıyor. Üstünlük sağlıyor. Sadece statü olarak değil. Yani maddi imkanlar ve sosyal, e, kültürel imkanlar açısından da bir ayrıcalık sağlıyor. Kim bırakmak ister ki? İnsan tabiatında var. İşte bunu önleyen bir model geliştirdik, kanuna yazdık. Bizim tarım parkı kooperatiflerinin yönetimini bir tane belediye temsilcisi olacak. Efendime söyleyeyim. Onun dışında ziraat odasının bir tane temsilcisi olabilir. Ama 7 kişilik Tarım Parkı Kooperatifinin 5 kişisi oradaki mülkiyet sahipleri tarafından rotasyonla seçim meçim yok. Genel kurul falan yok. Başka ne yok? Tarım Parkı Kooperatifinin ofisi yok. Bürosu yok. Evden çalışacak. Sekreteri yok. Mülkiyeti yok. Demirbaşı yok. Al sen Tarım Parkı'nın kooperatif başkanısın. Sana bir tane cep telefonu verelim 50 bin liralık. Yok. Hiçbir imtiyaz yok. Sadece o kooperatifin başkanlığını rotasyonla yapacak. Sadece başkanlığı değil yönetim kurulunu da. Bir yıl yapacak. Ertesi yıl sırası gelen yapacak. Dolayısıyla o makam bir imtiyaz haline gelmeyecek. Hatta bir yük olacak. Apartman yöneticiliği gibi yahu. Apartman yöneticiliğinde de bir takım menfaatler var. Apartmanın giderlerine katılmıyorsun falan filan. Buna rağmen insanlar yeteri kadar apartman yönetiminin sekreteri yok, arabası yok, bürosu yok, hava atacak fazla bir şeysi yok. Siz hiç apartman yöneticisiyim diye kart vizit bastırana rastladınız mı? Çünkü imtiyaz yok. Dolayısıyla ama bir dernek kurarsın hemen bir tane ofis kiralarsın, bir sekreter oturtursun. Dernek böyle, e, insanları istismar edebilecek bir dernektir. Şimdi söylemeyeyim kötü örnek olmasın, kimse üstüne alınmasın. E, birileri bağış verir, bilmem ne yapar, şu eder, bu eder veya siyasetçilere gidersiniz, derneğin üye topluluğunun desteğini vaat edip para koparırsınız. Bir imtiyaz olur, basarsınız kart visit. bilmem ne bilmem ne derneği başkanı. Pah, havaya bak, şimdi bu tarım kooperatiflerinin buna hiçbiri yok arkadaş. Madem tarım kooperatifisin, Madem Efeler e, ilçesinin 8 nolu tarım e, parkı kooperatifi kurduk. 8 nolu bölgenin içinde 148 tane tarla var. 148 tane mülk sahibi var. Onların mülklerine hiç dokunmuyoruz. 148 kişi her sene 5 kişi seçmek e, sıraya koymak suretiyle o kooperatifi yönetiyor. Evinden yönetiyor kardeşim. Bitti. Fazlaca da zaten bir yöneticilik şeysi yok. Bütçesi yok. Para harcamıyor. Çünkü bütün sistemi belediye finanse edecek. Burada. Yani dolayısıyla yapılacak olan işlemleri, masrafları, yatırımları, bilmem neleri mutlaka tüzel kişilik ya muhtarlık ya belediye üzerinden yapıyoruz. Sivil örgütlenmenin yeni bir modelinden bahsediyoruz. Bizi açmazlara sürüklemeyen bir kooperatif modelinden bahsediyoruz. Kooperatif deyince aklınıza mevcut kooperatifler, yapı kooperatiflerindeki yolsuzluklar, tarım birlikleri, tarım kooperatiflerindeki o aşmazlar, aymazlıklar bunlar gelmesin. Bunların hepsini devreden çıkartan bir yasal düzenleme getirdik. Bunun örnekleri de var. Dediğim gibi Türkiye'deki en güzel örneği apartman yönetim sistemi. Onun dışında adam Amerikalı gitmiş Rotary Kulüp kurmuş, Lyons Kulübü kurmuş, Yıllardır böyle bir örgütlenme var ama Rotary Kulübü'nde seçim yok. Millet sırayla yapıyor. Aynen ofis yok, sekreter yok, araç yok, demirbaş yok, telefon yok, fotokopi makinesi yok, imtiyaz yok. Dolayısıyla bu modeli burada benimsedik. En püf noktalarından bir tanesidir bu. Dolayısıyla e, birlikler ve üst birliklerde de tablo aynı. Buraya kadar geldik. Yapılaşmayı tarif ettik. Yolların içinde kalan kısımları tarif ettik. Tarım parklarını kurduk. Türkiye'nin her yeri tarım parkı olduğu. İçindeki mülkiyet sahiplerine kooperatifleri kurduk. İlçe bazında kooperatif birliklerini kurduk. İl bazında üst birlikleri kurduk. Güzel. Şimdi ne yapacağız? Belediye ve devlet öncülüğünde. Bakın. Devlet zaten dünyanın parasını harcıyor. Önce arazi planlamasını yapıyoruz. Yani imar planlarını çiziyoruz. Nerede yapılaşacak? O yol kenarlarında yapılaşma şartları hepsini belirliyoruz. Sonra giriyoruz araziye. Bakıyoruz. Teraslama mı gerekiyor? Erozyon kontrolü mü yapmak gerekiyor? Bunları yapıyoruz. Araziyi ıslah ediyoruz. Vatandaşın arazisinin verimini artırmak üzere belediye ve devlet olarak onun mülküne değer katan işlemleri beş kuruş para almadan yapıyoruz. Toprağı alıyoruz, analiz ediyoruz. Bunun vasfını geliştirmek için ne yapılabilir? Onu yapıyoruz. Toprak vasfını geliştiriyoruz. Sonra parselasyonunu yapıyoruz. Arazileri birleştiriyoruz ve yeni bir desen elde ediyoruz. Mülkiyete dokunmuyoruz. 300 dönümlük bir tarlanın içinde 18 kişinin mülkiyeti olabilir. Ama tarım parkı zaten bir bütün. O tarım parkındaki üretimin getirdiği parayı zaten oradaki metrekare e, mülkiyet hakkına göre zaten kooperatif paylaştıracak. Yani illa benim sınırım şudur, benim sınırım budur demenin bir manası yok. Dolayısıyla sulama sistemlerini kuruyoruz. Devlet zaten kurmuyor mu? Kuruyor. Bütün tarım parklarını masaya yatırıyor belediye. Devletten de aldığı destekle o tarım parkının her tarlasının, her parselinin nasıl sulanacağını açık ve kapalı ve damlama sistemleriyle kuruyor. Daha bakın, üreticiye sıra gelmedi. Dere, dere varsa dereleri ıslah ediyor. Sel geldiği zaman tarlanın içinden malzemeyi alıp götürüyorsa drenaj sistemlerini kuruyor. Drenaj çok önemli. Sulama kadar drenaj önemli tarımda. Ve en önemlisi o yol kenarlarına hem tarım parkının içindeki tarla yolunun kenarına hem de köy yolunu, o imara açtığımız köy yolunun kenarına küçük enerji santrallerini kuruyor. Birazdan örneğini göstereceğiz. Elektrik üretiyor. Her tarım parkı kooperatifi bir elektrik üreticisi oluyor. Kendi mülkiyetinde. Elektrik kendi malı. Öyle büyük holdinglere dağları taşları filan verdik. Elektrik ürettik. Enterkonnekte sistemi verdik. e kazığı yedik. Ondan sonra köylü iki büklüm mazot parası, arteziyenden elektrik parası diye ezildi durdu. Yok öyle bir şey. O arazi bizim o araziden elde edilecek rüzgar ve güneş enerjisi, elektriği de bizim. Üretici olarak bize ait. Kim yapacak? Tarım parkı yapacak. Yatırımı kim yapacak? Devlet yapacak. Bakımını işletmesini bilmem nesini e, belediye üstlenecek. Üreticiye beş kuruş harcattırmayacak. Bütçesi yok çünkü onun. Bitti. Arkasından yine bir tarım şantiyesi o yol kenarını açtık ya, köy yolunun kenarlarını imara açtık ya, uygun yerlerine tarım şantiyelerini kuracak belediye, devlet. Şantiyeye o arazi işlemek için gereken elektrikli her türlü traktöründen tut, tarım makinalarını oraya koyacak. Yine şarj istasyonu şebekesinde kuracak. Çünkü tarım tamamen elektrik enerjisine dayalı işletileceği için yani bir elektrikli traktör araziden gelip de e, şantiyede şarj olmayacak, belli yerlere şarj istasyonlarını kuracak. Hasattan sonra ürünü paketlemek üzere ambalaj tesislerini kuracak, küçük sanayi tesislerini de kuracak. Aynı zamanda organik tarım sertifikasyonunu verebilmek için laboratuvarları kuracak, hizmeti verecek. Bütün bunları devlet yapacak. Devlet zaten vermiyor mu arkadaş? Devlet zaten devlet su işleri kanalıyla dünyanın yatırımını yapmıyor mu? Yapıyor. Efendime söyleyeyim köylüye destek adı altında işte çiftçi kayıt sisteminde para vermiyor mu? Veriyor. Dolayısıyla yani bunları bu, buraya harcayacak. Kalıcı olacak. Devlet cebinden para çıkarıyor, veriyor. Ölmeyecek kadar. yani benim üreticim onunla zaten geçinemiyor. İyi kötü yarım yamalak karnı doyuruyor. Uçuyor gidiyor para. Şimdi enerji olarak Devletin kuracağı enerji santrali benim üreticimin, çiftçimin enerjisini karşılayacak. Maliyetini düşürecek. Düşünün. Şimdi ondan sonra çiftçinin yapacağı işleri sıralamışız bakın. Tarlada veya bahçesinde çiftçi ne, ne yapacak? Kim yapacak? Tarım parkının üyeleri. Onlar kendi aralarında bir iş bölümü yapacaklar. Şu parseli sen işte, bu parseli ben. İş bölümünü yaparken de kanunda ve yönetmelikte sıraladık. Kimseye haksız yere angarya zorlama olmayacak. Hastalık sağlık durumuna göre alınacak tedbirler hepsini düşündük. O mesela dedik ya Efeler ilçesinin 8 numaralı tarım parkında 148 tane tarla var. 148 tane aile yani o tarla sahipleri. Kimisi 5 dönüm, kimisi 50 dönüm. Metrekare büyüklüklerine göre o toprağın işlenmesi için emek koyacaklar. Bir görev taksimi yapılacak. Şu aile diyecek ki senin 50 dönüm yerin var. Sen şu 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 işleri gidip şantiyeden traktörü alacaksın. Sen tarlayı süreceksin. Sen gübreleyeceksin, sen ekeceksin, dikeceksin. Yani bir iş bölümü ile herkes çalışacak. Öyle bir çalışacak ki sadece tarım sezonunda değil, yıl boyu çalışacak şekilde bir iş bölümü planı var tarım parkının. Bunun için para yapıla, sekretere şuna buna ihtiyaç yok. Oturup kafa kafaya verdiler mi o iş bölümünü rahatlıkla yapabiliyorlar. Ne yapacaklar? <laughs> Önce tarlayı, bahçeyi sürecek. Sonra gübresini verecek. Ekimini, dikimini yapacak. Çapalayacak. Sulama ve damlama sistemlerini yönetecek. Zaten hazır. İlaçlamasını yapacak. Tarım parkı ucuz ilacını temin etmiş. Para vermeyecek. Gidecek şantiyeden alacak ilacı. Budamasını yapacak. Budama makinaları orada otomatik. Silkeleme hasat sistemleri, makinaları orada. Gidip silkeleyecek, toplayacak veya hasat edecek, biçecek. Kasalama, yükleme, nakliye, istifremesini yapacak. Kasasından tut nakliyesine kadar her şey tarım şantiyesinde zaten var. Gidip bunu yapacak. Bu arada tabii ki tarladaki ürünü korumak için örneğin Köşteki narenciye bahçesi efendime söyleyeyim Gölhisar'daki e, şey Enginar Tarlası hırsızları önlemek için hırsızlığı önlemek için güvenlik sistemleri, kamera sistemlerini de kuracak e, kooperatif. Yani güvenlik ve korumayı da sağlayacak çiftçi adına. Organik tarım yapılabilecek yerlerde organik tarım sertifikasyon hizmetlerini verecek. Bu gibi işlemle gerekli destekleri verecek. Çiftçinin yapıda, yapacağı da bu. Bilmem anlatabildim mi? Şimdi tekrar özetlemek gerekirse tarım parklarında tarım birlikleri tarafından kurulacak tesisler neler? Bir daha bir özetleyelim. Bir tarım makinelerinin merkez şantiyelerini kuracaksınız birlik üyelerine, tarım e, parkı üyelerine, kooperatif üyelerine müşterek tarım araçlarını temin edeceksiniz. Orada hazır olacak. Kim yapacak? Belediye ve devlet. Bakımı tamirinden sen sorumlu olabilirsin ama masraflarını belediye ödeyecek. Soğuk ve normal depo kuracak. Örneğin benim üreticim Köşk'te portakalı üretiyor, limonu üretiyor. Efendim depo hizmeti pahalı veya bulamıyor. O gün satmaya kalkıyor. Portakal bir liraya düşüyor. Yazın oluyor 40 lira. İşte bu kooperatif her Tarım parkının kendi depolama alanları olacak. Soğuk depo, normal depo, sertifikalı, güvenceli ve orada depolamasını sağlayacak ki sezonunda yüksek fiyatla pazarlayabilsin. Ha, hayvancılık merkezleri kuracak. Bu ayrı bir güzel bir proje. Bunu detaylı daha sonra anlatırız. Hayvancılık merkezlerinde yine çiftçinin kendi ahırı olacak ama ahırlar bir arada olacak. Gidip kendisi ilgilenecek. Zaten yürüme mesafesinde olacak evinden. Yani evinin bahçesinde olmayacak ahır. 300-500 metre ileride her bir kilometreye bir e, hayvancılık merkezi kurulabilir. Kesimhaneler kuracak, mandralar kuracak. Yani üreticinin ürettiği malı kendisi mamul hale getirecek. Ve kendi tarım ürünlerinin işlenmesi, mamul hale getirilmesi için o tarım koridoru dediğimiz köy yolları üzerinde yerleşmeler açtık ya onların üzerinde güzel küçük sanayi siteleri kuracak. Benim çiftçim sezon dışında Tarlada işi bitince Deposuna gidecek Depodan aldığı ürünü Paketleyecek, markalayacak Efendim kavanozlayacak Neyse mamul hale getirecek Ve elektronik ticaret ortamında Kendisi pazarlayacak Düşünün geliri Nasıl 10 katına çıkacak o gelir işte böyle çıkacak Yani tarlayı En ideal şekilde hazırlıyorsunuz Bütün giderleri e, Ortadan kaldırıyorsunuz Enerji gideri sıfır. Benim malım elektrik enerjisi. Bakım tamir giderleri devlete ait. Hiçbir şeye beş kuruş vermeden üretiyorsunuz. Nakliyesini sağlıyorsunuz. Depolarda depoluyorsunuz. Mal satılacağı zaman depodan çıkartıp paketliyorsunuz. Adam gibi pazarlıyorsunuz. Alın size zenginlik. <laughs> elektrik santralleri çok önemli. Enerji tarımda önemli bir girdi. Şimdi tarım parklarının üst birlikleri tarafından Organik tarım sertifikasyon merkezleri üst birlik tarafından kuruluyor. Yani her tarım parkına bir tane laboratuvar kuramazsınız. İşte o üst birlik belli görevleri üstleniyor, sertifikasyon merkezlerini kuruyor ve üniversitelerle de bu organik tarım sertifikasyonu konusunda işbirliği yapıyor. Tarım parklarının en önemli konularından bir tanesi yem, gübre, tohum ve ilaç. Çiftçinin temel girdisi enerjidir, mazottur, bizde elektrik. Ama ikinci temel girdisi yem, gübre, tohum, ilaçtır. Bunlar hep sermayenin elindedir. Çiftçi bunların fiyat artışından hep mağdurdur. İşte tarım parkının il bazındaki 334 tane aydındaki tarım parkının birleşip kurduğu üst birlik buna el atacak. Yemi, gübreyi, tohumu, ilacı bütün ilçelere emrine sunacak en ucuz maliyetle gerekirse kendisi fabrikasını kuracak kardeşim gücüne göre. Her üst birlik tarafından gerekirse üretim tesisleri kurularak en uygun şartlarda temin edilecek yem, tohum, gübre, ilaç. Çiftçi gittiği zaman yemini hayvancılıkta, tarımda tohum, gübre ve ilacını gidip oradan bir makbuz karşılığında alacak. Ürünü pazarlandığı zaman karsız olarak, faizsiz olarak onları gidip üst birliğe ödemesini yapacak. Bitti. Öyle gidip de ilaç satana, tohum satana, gübre satana mahkum olmayacak. Yine tarım parklarında kurulacak depolama tesislerini de her tarım parkı kendisi kuramayabilir. Bunları da ilçe bazında depolama tesisleri kurma görevi de ilçe birliklerine ait. Yani bir üst birlik var vilayet, bir de ilçede var birlik ee, ilçe birlikleri depolama tesislerini kuruyor. Tahıl silolarını kuruyor, soğuk hava depolarını kuruyor. Sertifikalı diğer depolama hizmetlerini kuruyor. Bunların bütün işleyişlerini yazdık. Yüzlerce sayfa mevzuat, yönetmelik hazırladık. Bunları böyle lafta bırakmadık. Bunları böyle söyleyip geçi veriyorsun. Şu şunu kuracak, öbürü bilmem ne yapacak. Öyle kolay değil. Bunu hayata geçirdiğin zaman bir tane silonun nasıl kullanacağını bir tane soğuk hava deposunun nasıl kullanılabileceğini o tarım parkındaki tarla sahipleri tarafından eğer tanımlamazsan, regüle etmezsen, kurallarını yazmazsan, formlarını hazırlamazsan, neyin altına imza atılacak, nasıl başvurulacak, nasıl alınacak, nasıl gelecek stok kontrolü nasıl olacak, bir sürü işlem var. Bunların hepsini doldurduk. Bakın açık söylüyorum, Bunların hepsini doldurduk. Yani şu sistemin hayata geçmesi için gereken her türlü hazırlık yapıldı. Yine üst birlikler iş geldi, her şeyi bitirdik. Tarlaları düzenledik, ektik, biçtik, efendim tohumu, gübresi, ıvırı her şeyini çözdük, depolamasını çözdük. Mamul hale getirdik, yarı mamul hale getirdik. Kavanozu koyduk, Efeler ilçesi üstüne bir de Efe fotoğrafı attık. Bir zeytin çıkardık ki kardeşim kimsenin başka eli değmedi. Sadece tarla sahibi, zeytinliğin sahibi e, bu, bu noktaya getirdi. Ne, nasıl pazarlayacağız? İşte onu da üst birlikler her üst birlik bir tane elektronik ticaret sitesi kuracak. Yani bugün hep söylüyorum ya işte Türkiye'de bir sürü elektronik ticaret siteleri var. Büyük sermayenin güvencesi altında. Herkes gidiyor oradan alıyor. Yemek sepetinden yemek alıyoruz. Benim buradaki kebapçım, köftecimin cebinden para gidiyor. Veya hepsi buradadan, bilme, trend yoldan bilmem ne alıyorsun. Benim buradaki ayakkabıcım mağdur oluyor. Çiftçi de öyle. Gıda maddeleri de öyle. Dolayısıyla bir Aydın İli Tarım Üst Birliği, Aydın İli Tarım Üst Birliği'nin kurduğu bir elektronik ticaret merkezi yeteri kadar müşteriye güvence verir. Çünkü elektronik ticarette en önemli unsur güven. Elektronik ticarette yüz yüze gelmediğin için, mağazayı görmediğin için, parayı böyle vermediğin için dolandırıcı dolu. Bir şey sipariş ediyorsun, alakasız bir şey geliyor. Bir fotoğraf koyuyor, bir video koyuyor sosyal medyaya, satıyor. Ya yani bir, bir, bir üfleyici satıyor adam böyle neredeyse kardeşim kompresör gibi gözüküyor. Da bir geliyor bir bakıyorsun ki beş para etmez. Soluk almayan üfleyici geliyor. Dolayısıyla bu güveni vermek çok önemli. O güveni büyük sermaye verip aradan senden dünyanın parasını alıp götürüyorsa buna izin vermeyeceğiz. Ne yapacağız? e, ee, üst birliğimiz bir elektronik ticaret sitesi kuracak ve o site vasıtasıyla bütün tarım parklarının ürünlerini elektronik ortamda direkt pazarlayacak. Bugün süremiz yine doldu. Haftaya bu anlattıklarımızın nasıl hayata geçeceğini göstermek üzere bir örnek üzerinde çalışacağız. Nazilli'yi seçtik. Nazilli'nin 31 tane tarım parkı var. Bakın bunlar hayata geçmiş gibi Nazilli'yi böldük. Burada görüyorsunuz. 31 tane tarım parkı var. Bu tarım parklarının bazılarının kullanım özellikleri dedik ya, şurada kestane ağırlıklı olur, şurada zeytin ağırlıklı olur, burada e, incir ağırlıklı olur, ovada e, pamuk olur, darı olur vesaire. Bunların şehre yakın olanlarında da organize sera kavramını getirdik. Şehre çok yakın olup da şehrin yutmak üzere olduğu yerler var, tarım arazileri var. Bunlarda da kent sera dediğimiz bir uygulamamız var. Bunları haftaya anlatacağız. Lütfen bizden ayrılmayın.